Çok gizli. Evet, gizli AKP'li Bahadır Telci'nin bu arada. Gizli, o kadar gizli ki AKP'nin bile haberi yok. Arkadaşlar, hakkımda açılan soruşturmaların belli bir kısmı zaten çoğunuz görmüşsünüzdür. Herkes paylaştı. Bir sayfası. O kadar gizli ki AKP'nin bile haberi yok. Bizi bunlarla uğraştırıp duruyorlar. Bunu şey yapıp tablo haline getirip asacağım duvarıma. İleride çocuklarıma göstereceğim. Ben sizin yaşınızdayken otokrat hükümetle mücadele ediyordum bak falan diye. Allah bir şu davranıştan ötürü saygım arttı, ne yalan söyleyeyim. Ben sizi telefonla aradığı, yayınınıza katıldığı için ligi körelmesi yaşayıp doğruları söylemekten kaçarsınız diye düşünüyordum. Hiç öyle olmadı. Abi şimdi şöyle, Kemal Bey, evet, Cumhurbaşkanına hakaret şu dava açıldığında beni ilk arayanlardan birisi Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kendisine zaten teşekkür ettim. Yine de ederim. Sağ olsun. Manevi olarak bana destek oldu. Ama benim ülkemin geleceği bu olaydan çok daha önemli ve Kemal Bey parti başında kalırsa ülkenin geleceği çok daha karanlık bir yere gidecek. Daha büyük kayıplar yaşanacak. Kimse kusura bakmasın, kimse, hiçbiri benim babamın oğlu değil yani. Hiçbiri benim için, benim ülkemden de önemli değil. Hele bu davranışlardan sonra asla. Asla. Dini değerlere şey suçu niye var? O şeyden, ben Reddit'te geziyorum. Reddit'te mi, Twitter'da mı ne? Birisi bir video atmış yayında. İşte karşıma çıkıyor yayında. Başka biri paylaşmış. Benimle alakası yok. İşte şey diyor, yattım Allah kaldır beni, bilmem ne diyenlerin anasının ona daldır beni diyor. Ben de şöyle yapıyorum. Yapıyorum. Scrolluyorum sayfayı. Adam orayı klip almış. Yayınlarında dinle dalga geçiyor. Devlet bunun başını küçükken ezmeli diye şikayet etmiş benim. Ve ben bunun için gidip ifade verdim. Şundan ötürü. Ya dine hakaret etmişim. Yuh. Oğlum öteki daha kötü. Şu mu? Yok, o burada yok. Benim kele hakaret ettiğimi iddia ediyorlar. Benim tweetimin altında, bunun gibi tweetin altında birisi, bak şunun gibi, şu ikisini tartıştığını düşünün, tamam mı? Böyle tweetleşmişler kendi aralarında. Aralarından biri de Süleyman Soylu ile alakalı kötü bir şey söylemiş. Adam bunu SS almış, CİMER'e atmış, beni de şikayet etmiş. Beni ifadeye çağırdı savcı bundan ötürü. Dedi ifade ver. Polisle oturuyoruz orada. Avukatım yanımda. Baktık. Böyle yaptık yani. Ondan sonra herhalde dedi dosya eksik. Bakalım. Savcılığı aradık. Dedik ki benimle alakalı hiçbir şey yok çünkü dosyada. Hani herhalde dedi eksik evrak göndermişsiniz. Savcının kalemi baktı. Yo dedi, eksik evrak yok. Hakaret diyor, adamın şeyi yok diyor. Yazdığı bir şey yok. Aa doğru, yokmuş diyor savcının kalemi. Kapattılar. Yani biz de dedik hani bizle alakalı bir şey yok. Soyut hiçbir şey yok falan gibisinden böyle bir ifade verdik. Gittik ondan sonra. Donate bakıyorum abi. Başladılar. Neye başladılar? Bu ne ya? Evet. Kırsalda neden kaybettiğimizi araştırdık. Ayda 500 lira veriyorlar. Zaten köyde harcayacak yer yok. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin seçimlik makyajı da böylece akmış oldu. Yok, bu belliydi ki. Yani şimdi bu konuda da iki seçenek var. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu bunu bilerek yaptı. Kendisine ve partiye zarar vermek istiyor. Daha güçlü bir AKP için sanırım, başka hiçbir manası yok. İki, bunu bilmeden yaptı. Bu sözün buraya çekileceğini bilmeyen bir adam değil şey, ana muhalefetin lideri olmak bir partiye üye olarak bile alınmamalı. Bence ikisinden bir tanesi, hangisi bilmiyorum artık. Yeni Şafak'ta mı paylaştı? Paylaşır abi, adamın eline malzeme veriyorsun. Ya paylaşmaz. Gördüm, evet, bunu şey payla, ya başkaları da paylaşmış sayfalar falan. Bunu kendisinin gibi paylaşanlar var. Amınıza koyarım sizin, avukat parasına ortak olun bari. Gördüm öyle.
Atmış da böyle kızım belalıyım ha, falan benim dosya falan diye bir Instagram'da falan. Çok para gidiyor avukata. Eyvallah istediğiniz gibi paylaşın sıkıntı değil ama avukat parasına bari ortak olun. Ya da benim yerime arada sabah 8'de ifadeye falan gidin. Çok yoruluyorum vallahi ya. Cumhurbaşkanına hakaretten dava edeyim alırım be. Hayırlı olsun kardeşim eyvallah. Kulübe hoş geldin. Sayın Kılıçdaroğlu kendisini bu kadar ezdirdikten sonra Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin temizleyicisi olarak öne atar mı diyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu öne atacak gibi duruyor mu sence? Yani. Bugün gittim ifadeye. Bugün gitmedik. Bugün elhamdülillah evdeydim. Daha çok yiyecek gibi duruyor. Evet. Yani önünü açmaktan ziyade. Ki önü açılacak olsa şimdiye kadar çoktan açılırdı diye düşünüyorum. Açıklamalar böyle çok pasif agresif açıklamalar ama önünü açmayacağını bence açıkça bir şekilde gösteriyor. Burada yani İmamoğlu'na düşen bir Ecevit çıkışı yapmak. Başka herhangi bir şekilde kurtuluş yok buradan bence. Bir tane vebalı da postunu çalmış, atmış. İronik olan önceki tweetlerde zulme karşı mukavemet diye daşak geçiyor. Gördün mü o şey zulme karşı mukavva ha 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 falan yapan kitleyi ya da işte şey bunlar çocuk falan yapan kitleyi. İşin garibi yani o bunu yazan çocukların yaşında çocuğu olan insanlar var bu chatte. Ya da işte bu hareketi destekleyen. Bu bir. İkincisi ya geçilsin. Şimdi ya biliyorum şimdi kitlemin yaş ortalamasının o kadar küçük değil ama keşke olsa daha da küçüğü de çocuk yaşta konuşmaya başlasak, fikirlerimizi söylemeye başlasak. O nesli yetiştirsek. Yani bugün dalga geçilen o 15-16 yaşındaki çocuklar 3-4 yıl sonra bakalım size uf abi nereden çıktı ya bir anda bunlar dedirtecek mi? Göreceğiz. Yani. Yani bizim attığımız adımlar Twitter'da vay şu mu dalga mı geçer bu dalga mı geçer üzerine değil. Bundan 10 yıl sonrasında düşünerek atılan adımlar. Ne kadar ciddi olduğunu inşallah 2 sene içerisinde zaten hep beraber deneyimleyeceğiz. Bak. Bilmediğimden soruyorum. Yani şey gibi işte Ecevit'in parti içerisinde ya işte şeyin ne bir sözü vardı ya. Ya şu olacaksınız ya şu. Vardır hatırlayan. Birisi bana yardımcı olsun. Hadi kurban olduklarım. Başkan adaylığını koyduğumda. Ya bilmem ne bilmem neliler olacaksınız. Birisi yazacaktır. Yazsın okuyacağım yazdığında. Ya var olacağız ya yok olacağız. Ha, ya kapı kulu olacaksınız ya da hür iradeli delegeler olacaksınız. Evet, çıkışıyla beraber bayrağını açacak, partide değişim gerektiğini söyleyecek. Gerekirse çok sert bir seçim süreci olacak. Başka çünkü herhangi bir çıkar yolu ben bugün buradan baktığımda göremiyorum. Ya kapı kulu olacaksınız ya özgür iradeli delegeler olacaksınız.